Tabii öncelikle dün 5 tane şehidimiz var. Bundan dolayı çok üzgün olduğumu şehitlerimize, Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabırlar Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah bu terör belasından bir gün ülkemiz kurtulur. Mehmetçiğimizin her zaman iyi haberlerini almak en büyük ümidimiz, mutluluğumuz, umudumuz. Maça gelirsek, rakibin çıkarmış olduğu 11'i maçtan önce kafamızda senaryolaştırdığımızda biraz daha topa sahip olmak isteyen, oyunun yönünü hızlı çevirdiklerinde geçişi kullanabilecekleri bir yapıya uygun oyuncular tercih etmişti. Hem merkezinde hem de kenar özellikle oyuncularda. Biz de biraz onları merkeze oynatıp orada yapacağımız baskılarla gol bulabileceğimiz, pozisyonları üretebileceğimizi biliyorduk ki daha maçın başında bunu yakaladık. Sonrasında bence işlerin bizim adımıza çok kolay gidebileceğini düşündüğümüz anlarda da ne yazık ki yine bir bireysel hata, bir kırmızı kart geldi. Son 12 maçımızda 5. kırmızı kartımız oldu bu. 3 tanesi direkt olmak üzere. Bu kendi görüşüm benim. Takımın biraz mental ve artık fizik olarak bir yorgunluk yaşadığını net gösteriyor bize. 50. maçın oydu çocuklar. 10 kişi kalan takımı, çocukları, bütün kardeşlerimi tebrik ederim. Elinden gelen her türlü mücadeleyi gösterdiler. Ümraniyespor'u da tebrik ederim. Onlar da lige tutunmaya çalışıyorlar. İşleri kolay değil ama onlara da mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Gerçekçi olmak lazım. Matematiksel devam etse de biz yine her maçımızı kazanmayı oynayacağız ligde. Her takım için bizle oynamak kolay değil. Bunu hemen hemen bütün takımlar biliyorlar. O yüzden yine biz ligde kazanmak için bütün maçlarımızı oynayacağız. Hedefsiz bir takım benim çalıştığım takım olamaz. O yüzden ligde de devam edecek ama gerçekçi olmak lazım. Avrupa Kupası'na katılmak istiyorsak bizim birinci hedefimiz şu an kupa diyebilirim. Ya bugünkü maça bağlı. Tabii ben Inter'de forma giydim. Orada çok güzel anılarım var. Onların İstanbul'a gelmesinden dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Ama Manchester Real Madrid maçını izlediğimde çok daha özel oyuncular ve düzene, organizasyona sahip iki tane takım gördüm. Bugünkü finalden çıkan takımın daha avantajlı olduğunu düşünsem de gönlüm tabii ki finalde Inter'den yana.